Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde Mega Menü'den bahsetmiştik. Böyle içinde istediğimiz kadar şu şekilde uzatabiliriz. Menümüzü alıp şuraya koyabiliriz. Bu şekilde bir menü yapmıştık. Şimdi ise hamburger menüden bahsedeceğim. Bir tane önce bir menümüzün olabileceği şekilde bir büyüklükte. Hatta bunu burada değil de arkadaşlar şurada da yapabiliriz. Bizim plan kısmına geldiğimizde burada form kısmı vardı. Biz burada fon kısmına da yapabiliriz bunu. Şimdi bakın arkadaşlar burada bizim neyimiz var? Bir tane alanımız var. Şimdi buraya bir tane hamburger menü koyacağım. Geliyorum dosyama ve buradan şöyle sürükle bırakla hemen yapalım ve şuraya koyalım. Boy biraz büyük oldu, küçültelim. Ve şimdi koyduk menümüzü ve buraya geliyoruz. Panelden akordeona gelip buraya bırakıyoruz. Şimdi biraz büyük oldu. Şöyle. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar akordeon menümüzü bir ön izleyelim. Çalışmasını görelim. Düzgün bir şekilde bakın çalışıyor. Hemen hiç uzatmadan tekrar gelip bunun 3 tane section var şu an. Ben bu sectionları istemiyorum. Sırayla silelim. Delete yapalım. Pardon, şuraya geliyorum. Tıkladığım alanı siliyorum. Tıkladığım alanı siliyorum ve burası kaldı. Şimdi bunu gelip tam şuraya şöyle koyalım. Biraz daha büyütelim. Evet. Şurayı biraz aşağıya çekebiliriz. Evet. Şunu da tam pardon. Şu yazımızı da biraz şöyle sürükleyip aşağıya alabiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar şurada Lorem Ipsum yazan yere mesela home diyebiliriz ya da ana sayfa diyebiliriz. Ana sayfa diyelim. Bir de burada biz buraya ana sayfa yazdık da bunun bütün alanlarının hepsi transparan olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum transparan diyorum. Ve gördüğünüz üzere şu şekilde daha iyi olacak. Evet. Şu ana sayfayı aslında silebiliriz. Şöyle silelim. Tamam. Şuraya geldik. Tekrar buradayım arkadaşlar. Yani bunun aktifindeyim. Şimdi bunun ne alanları var? Normali var. Bakın normalde de geliyorum buraya. Transparanı seçiyorum. Sonra rollover'ında geliyorum. Yine transparanı seçiyorum. Yani her durumda biz bunun transparanı yapacağız. Mouse down'da da zaten transparan oldu. Şimdi ve bizim burada bir yapmamız son bir ayar kaldı. Onu tıkladığımızda şuraya geliyoruz. Diyoruz ki her durumda kapat diyoruz bunu şu an açıldığında. Yaptık. Son bir şey daha gözüme çarptı. Bakın arkadaşlar bir kenarlık var. Buraya geliyorum kenarlığını. Pardon iki yaptım. Sıfıra düşürüyorum. Ve preview yapıyorum. Benim bakın arkadaşlar menüm hazır. Çok güzel bir şekilde hızlı ve pratik gördüğünüz üzere. Şuraya menülerimi akordeon şeklinde koyarım. Yazı tipini, renklerini ayarladıktan sonra ve menüm hemen hazır. Bu derste de arkadaşlar ne gördük? Hamburger menünün nasıl yapılacağını gördük. Bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere.